Nisa'nın önceki iki bölümünde bizi oynadığımız oyuna çekip esir alan Mita ismindeki anime kızının gizemini ve amaçlarını araştırmıştık. Bir şekilde buradan kaçmalıydık ama görünüşe göre hiçbir kaçış yoktu ya da biz öyle sandık. Uzun araştırmalarım sonrasında oyundaki çıkış kapısını açmayı başardım. Bakalım bu kapıdan kaçabilecek miyiz? Ve geliştiricilerin oyunun full sürümüyle ilgili paylaştıkları oyun içi görüntüler var. Hem bu görüntüleri hem de önceki bölümlerde bakmayı unuttuğumuz tüm gizemleri de sizinle paylaşacağım. Önceki Miiside videosunu like'larınızla trende soktunuz. Desteğiniz için çok ama çok teşekkürler. Miiside videolarını çok seviyorsunuz. O yüzden ben de mümkün oldukça bütün gizemlerini bulup sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Siz de lütfen aşağıdan like atarak bana destek olmayı unutmayın. Aynı zamanda kanala abone olursanız bu tür videoları kaçırmazsınız. Oyuna geçtim arkadaşlar. Bu arada oyun gördüğünüz gibi Türkçe dil desteği sonradan mı eklendi? Ben ilk başladığım zaman sanki bakmıştım Türkçeyi bulamamıştım ama sonuç olarak şu anda Türkçe var. Belki sonradan eklenmiştir. Belki de benim gözümden kaçmıştır bilmiyorum ama burada size bir gizem göstereceğim. Şimdi bütün oyunu baştan sona tekrar oynamayacağız. Zaten önceki iki bölümde oynadık arkadaşlar ama bu bölümde size sadece atladığımız çok önemli bazı gizemler var. Onları göstermek istiyorum ve yine bir çıkış kapısı buldum. Onun dışında birkaç tane daha çok şaşıracağınız şey göstereceğim. Öncelikle burada televizyon için para kazanmamız isteniyordu. Bunun için bizim oynadığımız oyunlar vardı. Şu kutuların içerisine işaretleri atma. Şu da yine elektrik devresi gibi bir devreyi tamamlama. Bakın burada böyle bir tane daha oyun var arkadaşlar. Bu oyunu daha öncesinde oynamamıştık ve bunu böyle çeviriyoruz, vidalarını açıyoruz ve burada enteresan bir şekilde bizim aslında havalandırmanın içerisinde hatırlarsanız bazı kartuşlar buluyorduk ya, o kartuşlarla acaba bir alakası var mıdır? Çünkü burası da, yani bunlar da kartuşa benziyor ama bunun içerisinde herhangi bir isim yazmıyor arkadaşlar. Havalandırmanın içerisinde bildiğiniz gibi kartuşlarda isim yazıyordu. Acaba onunla bir ilgisi var mıdır? Bunu da zamanla göreceğiz. Ve şu anda Mita ile karşılaşacağımız sahneye geldik arkadaşlar. Şimdi bütün atladığımız gizemleri size göstereceğim. Aynı zamanda developerların yani oyunun yapımcılarının paylaştığı çok önemli bazı oyun içi görüntüler falan var. Onları da göstereceğim. Çok şaşıracaksınız gerçekten. Merhaba Onur, sonunda tanıştık. Tamam, şimdi mesela şurada bir bebek var ya. Oradaki bebeği daha öncesinde bakmamışız galiba arkadaşlar. Yorumda çok yazmışsınız. Sizin yazdığınız yorumlarla bu arada bu videodaki birçok şeyi buldum. Yani siz söylediğiniz için deniyorum. Yani siz yine bulduğunuz gizemleri mutlaka yoruma yazın arkadaşlar. Ve belki sonraki bir video olursa o sonraki videoda yine sizin söylediklerinizi de yapabiliriz. Bakın bu arada şurada bir resim var üst tarafta. Bunu ben ilk videoda sanırım bulamamıştım. Mita'nın hatırlarsanız bir tane de yüzüğü vardı. Ve tezgahın üstünde duruyordu. Acaba biriyle nişanlı ya da evli mi diye düşünmüştük. Ve birisiyle de birbirine sarıldığı bir resim olduğunu yazmıştınız yoruma. O resimde bu resim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Mita burada arkadan birisine sarılıyor. Ve bu arada ne yapıyor? Bir dakika. Böyle bir şey var mıydı? Orada esnedi yalnız, bir şeyler yaptı Mita. Bu yoktu galiba. Yeni güncellemeyle belki yeni diller eklenmiş olabilir arkadaşlar. Çünkü ben bayağı eski bir tarihte oynamaya başladım ya bu oyunu. Belki de Türkçe de sonradan eklendi. Mesela burada esnedi biraz önce, gördünüz mü bilmiyorum, öyle esnemiyordu. Şu bilgisayarı falan şey yapmıştık ama şu bebeği sormamıştık galiba. Bunu bir soralım. Sanırım şunu tanıyorum. Anita mı? Unfant the Game'den, Unfant oyunundan. Evet. Hikayeyi hatırlıyorum. Oyun bitmemişti değil mi? Aynen. İşte yapımcıların tecrübesizlikleri üzücü bir sonuç gösterdi. Figür güzel duruyor. Orada elini mi kaldırdı o, bana mı öyle geldi? Aa burada ha, kutuya tıklanıyor zannettim, şeymiş. Mita'nın üstündeymiş ünlem. Bu Unfant dediği arkadaşlar eski bir oyun bu arada. Aynı yapımcının eski bir oyunu ve bu eski oyundaki bir karakter. Şimdi baktığımız yerlere tekrar bakmak istemiyorum. Buna bakmıştık arkadaşlar. Eğer bunları merak ediyorsanız önceki videolardan yine bakabilirsiniz. Bilgisayara da bakmıştık. Şuraya bakmıştık, eşyaları koyduğumuz yer. Bu bizim aldığımız monitör, televizyon. Bakın şimdi çok enteresan şeyler buldum arkadaşlar, onları da göstereceğim. Sonra yapımcıların bizimle paylaştığı şeyler var yine. Görüntüler, onlar da çok enteresan. Oyunun yeni yani full sürümüyle ilgili birçok şey var. Şu gözlüğü taktıralım yine ya. Takabilirim istersen. İster misin? Evet olur. Tak bakalım. Oyunun sonuna kadar bu şekilde gözlüklü kalıyor. Burada yine kitaplar var. Artık hep gözlük takacağım. Tamam tak. Bu kitapların hepsini okuyor musun diyordu galiba. Buraya bakmış mıydık? Çok fazla kitap var. Okuyor musun? Evet okuyorum diyordu galiba. Çünkü burada yalnızım falan gibi bir şey diyordu. Burada hep yalnız başımayım. Tamam. Çok sıkılıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi. Şurada televizyona bakmıştık. Telefona yine bakmıştık. Şurada üst tarafta. Şurada bir yerde saate bakabiliyorduk ama şu anda değil galiba, biraz sonra bakabiliyoruz buna arkadaşlar, şu saate. Şu an bakamıyoruz.
Ama birazdan bakabileceğiz. Yine göstermek istediğim bir gariplik var arkadaşlar. Ne kadar kanal var? Bakın burada çeviride bir hata var. Bir gariplik var yani. İnternet var. İnternette görebileceğin her şey var diyor Mita. Bakın şimdi bu şekilde hemen açtı. Bak bak. Dur biraz. Burası çok iyi. Şimdi burada bıçaklı halini görüyor. Kendisi bu muhtemelen. Aa. Bu ne la diyor mesela. Bu ne la diye bir şey yok tabi arkadaşlar orada. Bu da ne diyor aslında orada ama bu ne la diye çevrilmiş. Olsun. Ama onun dışında genel olarak tabi çeviri çok güzeldi. Orada biraz komik geldi. O yüzden onu da söylemek istedim. Bak ne yapacağım diyor ve sonra onun içerisinden o meyve suyunu alıyor ve bize veriyor. Bakın şimdi şuraya bir gelelim. Bakın burada yine bir kapımız var. Dışarı çıkabilir miyiz? Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu kapıyı açacağız birazdan. Henüz değil. Sonra çıksak olur mu? Biraz içeride kalalım diyor. Evde. Tamam. Bu yine sigorta. Burada yine şemsiye var. Hiçbir zaman yağmur yağmıyor ki burada falan diyorduk. Şimdi devam edeceğim arkadaşlar yine. Evet bakın burada bir tane yüzük var. Bu yüzüğe baktığımız zaman hani böyle utanmış bir şekilde kapının arasından bize bakıyordu. Bak şimdi. Buna bakacağız. Bak şu anda burada ya. Bir anda kapının arkasından. Bak görüyor musun? Böyle sanki utanmış gibi bakacak yüzük. Ve burada hiçbir şey yapmıyor. Tekrar buraya baktığımız zaman bir anda oradaki yüzük kayboluyor ve yemekler geliyordu arkadaşlar. Geriye daha fazla gidemiyoruz yalnız. Şimdi ona bakıp tekrar buraya bakınca gördüğünüz gibi bir anda değişiyor. Evet burada Mita'nın kendi dünyasını istediği gibi değiştirebildiğini de görüyoruz aslında. Evet şimdi makası getirebilir misin diyor arkadaşlar. Makası getirmeye gideceğim içeriden ama makası getirmeye gittiğimiz zaman daha öncesinde iki kere buradan kartuşu alıyoruz ya. Kartuşun içerisinde iki kere Subaru mu yazmıştı galiba Subaru yazmıştı. Bu sefer farklı bir şey yazar inşallah. Çünkü farklı şeyler yazıyor. Aynen bakın arkadaşlar gördüğünüz gibi Morty yazıyor bu sefer. Bunlar birilerinin isimleri. Bu arada hamam böceği galiba onlar. Hamam böcekleri falan var. Ve sonra diğer kartuşları göremiyoruz ama içerisinde isimler var. Muhtemelen burada aynı bizim gibi esir alınmış bu oyunun içerisine çekilmiş kişilerin isimleri olabilir. Yani Mita'nın kurbanlarının isimleri diye tahmin ediyorum arkadaşlar ama neyse biz şimdi hemen makası alalım ve içeriye gidelim. Şimdi bir tane daha sekans var arkadaşlar. Bu sekansta direkt makası uzatacağım. Kasetleri falan sormayacağım. Daha önce zaten kasetleri sordum. Direkt olarak afiyet olsun deyip yemeği yiyeceğiz arkadaşlar. Sos falan istemiyorum. Hayır dedim. Ve şimdi bu yemeği yedikten hemen sonra arkadaşlar enteresan bir şey deneyeceğiz. Ve sonra yine farklı gizemler, farklı bakmadığımız yerler var. Onlara da bakacağız. Yemeğe başlamadan önce konuşabiliriz diyor ama afiyet olsun. Ben zaten daha önceki videolarda hepsini konuştuğumuz için konuşmak istemiyorum. Şimdi bak bunu yiyoruz. Ha bir dakika. Ha, burada arada biraz zaman geçiyordu. Böyle oluyordu. Sonra bu tabağı alıp lavaboya bırakıyorduk ya arkadaşlar. Ben de şu anda denemedim. Şu an aklıma geldi. Tabağı alacağım. Mutfağın lavabosuna gitmek yerine içeriye gidebilir miyim acaba? Şimdi bak bulaşıkları lavaboya koy diyor. Ben bunu lavaboya koymak yerine. Ha buradan çıkamıyormuşum ama. Güzel denemeydi değil mi? İçeriye falan gitsem acaba bir şeyler olur mu diye baktım ama. Şöyle buralarda falan farklı bir şey var mıdır diye bakıyorum. Herhalde yok arkadaşlar. Yapabileceğim şey yok. Çünkü onu bıraktığım anda bir anda gözüm kararmaya başlıyordu. Mita ne oluyor? Bak tam buraya geliyorum. Hop düşüyorum. Ve Mita bana yardım etmeye geliyor. Elimi tutuyor. Ne oldu? Nasıl hissettiğini söyle. Ne? Gözlerimde gürültü var. Orada bir şey yazıyor ama tam ne oldu? Yani tam göremiyorum ve gözlerimde gürültü var falan gibi bir şeyler yazıyor galiba. Kalkmaya çalış. Neyse. Buradan devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi Mita bizi götürüyor ve bize bir hap içirecek. Şimdi o hapı içtikten sonraki bölümde tekrar arkadaşlar bazı şeyleri bazı simgelerin yanına gittiğimiz zaman bize anlatıyor Mita. Biz o bölümü kaçırmışız. Yani şimdi göreceğiniz bölüm bundan sonra haplardan hemen sonraki bölümde birçok şey var. O işte kapının açılması vesaire hepsi orada. Ve biz neredeyse her şeyi kaçırmışız yani öyle söyleyeyim önceki videolarda. O yüzden bayağı bu bölüm sizi şaşırtacak. Sonra dediğim gibi zaten geliştiricilerin full oyunla ilgili paylaştığı şeyleri de size göstereceğim. Hapları içelim. Bir anda arkamızdan gözlerimizi kapattı. Evet arkadaşlar şu anda hapı içtikten sonra o konuşmayı falan da geçtik. Şimdi Mita dedik Mita yok arkadaşlar evet. Buradan sonra biz birçok şeyi Mita ile tekrar konuştuktan sonra birçok simgeyi falan tekrar inceleyebileceğiz. Mesela şu saati falan. Bakın şimdi burası değil bir dakika.
Mita neredeydi? Mita şuradaydı galiba. Önce Mita'yı bulalım. Tamam, bulduk. Merhaba Mita. Uyandın demek diyor. Ne ara buraya geldin? Yanımdaydın. Hayır. Aynanın karşısında dondun. Ben de çıktım. Peki ya odalara ne oldu? Yeniden düzenledim. Ne güzel değil mi? Oyunda istediği gibi yeniden düzenleyebiliyor mesela. İzzada değiller ama olmaları gerektiği gibiler. Bu arada çok enteresan bir bilgi vereyim. Oyunun şu anda Rusça seslendirmesi de yapılıyor arkadaşlar. Hani şu an seslendirme yok ya. Oyunun seslendirmesi de yapılıyor. Rusçasının yapıldığını yazmış oyunun yapımcısı. Türkçesi falan yapılır mı bilmiyorum ama direkt mesela Türkçe olarak konuşsa çok güzel olmaz mı? Bence harika olur. Şuradan bir dakika arkadaşlar. Şimdi burada bir şeylere bakabiliyor muyuz? Bu arada ona bakmadım. Hani böyle soru işareti çıkıyor ya. Buraya bir bakalım isterseniz önce. Çünkü şimdi içeride birçok şeyin üstünde bizim görmediğimiz yerlerde soru işaretleri falan göreceğiz burada arkadaşlar. Bu sekans önemli yani. Buraya siz de dikkat edin. Benim gözümden kaçan birçok şeyi siz söylemişsiniz. Yine gözümden kaçan şeyleri mutlaka söyleyin. Tamam. Burada yükleniyor diyor. Odanın yüklenecek zamanı olmadığı zaman biraz bekle. Garip. Evet, şimdi arkadaşlar geldik en güzel bölümlere. Telefonun yavaş yükleme sebebiyle mi böyle oluyor falan diyor. Hayır. Sadece her şey mükemmel değil. Tamam. Ve hayatta olmamızın sebebi bu dünyanın çekirdeği dediği arkadaşlar, bu arada işlemci oluyor aslında. Core diye geçiyor o. Çekirdek ama o aynı zamanda işlemci anlamına da geliyor. Yani hani bilgisayar işlemcisi anlamına geliyor. Kartlarla ya da konsolla oynayabiliriz, sen seç. Şimdi bir dakika, bir dakika. Şu an bir şey seçmiyoruz arkadaşlar. Bakın, görüyor musunuz? Mesela burada bir şey var. Burada bir sürü şeyler var. Şimdi burada. Önce şu saate bir bakalım. Bu saat hangi zamanı gösteriyor? Oyun içi zamanı mı? Yoksa telefonumla senkronize mi? Hem evet hem hayır. Gerçekte saatin kaç olduğu fark etmez. Gece olsa bile benim evimde benim gibi güçlü kızlar bilir. Yorulmak yok. Eğer istersem sonsuz bahar olur ve sonsuz öğlen. İlgi çekici. Yani her şeyi ben kontrol ederim diyor. Ve korkutucu aynı anda. Tek bir anı sıkışıp kalmak. Evet. Saatte böyle bir şey yazıyor arkadaşlar. Şimdi buraya tıkladığımız zaman direkt oyunu oynamaya başlıyoruz. O yüzden şimdi oraya tıklamayacağız. Bir dakika, şuraya bakmıştık değil mi? Burada herhangi bir şey yoktu. Yine oda yüklendikten sonra şöyle bir bakmak istiyorum. Çünkü bu kısmına ben de bakmadım arkadaşlar. Burada belki yine Mita bize bir şeyler anlatacaktır. Onu da kaçırmak istemiyorum. Şimdi şu odaya bir gireceğim. Şuraya bir bakalım. Burada herhangi bir şey var mı? Şimdi esas şaşıracağınız bölümlere doğru geleceğim ama buralara ben de bakmadım bu arada. Hani farklı herhangi... Bak mesela şurada kart... Ha bak, burada bir şey var. Bunu da yine söylemişsiniz bu arada arkadaşlar. Şeyde yazmışsınız yorumda. Bak ben bunu da atlamışım. Hemen bunu da bir soralım. Portale ne oldu? Ha burada portal vardı ya, ya da her ne diyorsan. Benim büyülü bir şıklatmamla yerini değiştirdim. Başka bir yerde. Şu anda portale ihtiyacımız yok. Bizi rahatsız ederdi. Hani portal dediği bizi oyunla, yani buraya getirmek için kullandığı bir şey vardı ya Mita'nın, arkadaşlar hatırlıyor musunuz? Buradaydı tam yatağın önünde. O yani makine gibi bir şey. O makine şu anda yok. Şimdi hemen şöyle devam edelim. Burada bir şey var mı? Ha bak, burada bir ayna var. Aynaya bakmak çok garip. Yansımam yok. Yansımaları açabilirim. İstersen tabii. Ama gerekli mi? E yani yoksa bir şeyleri mi etkiliyor? Evet. Yavaş hareket ederiz. FPS'i düşük bir çizgi film gibi olur. Sen bile fark edersin. Anladım. Kalsın o zaman. Çok iyi yalnız. Onur, açabilirim ama yine de güzel duruyor. Yansıma olmasa bile. Fark etmez. Haklısın. Tamam. Güzel duruyor. Yansıma olmasa bile. Aynen. Tamam. Sen bildiğin gibi yap dedik ve onu kendi haline bıraktık arkadaşlar. Doktor kendi haline bırakın dedi. Muhabbetine benzedi. Şuradan şöyle şu tarafa bakmamıştım. Şuraya da bakalım yine. Burada herhangi bir şey yok. Bakın arkadaşlar, şimdi gelelim esas bölüme. Esas bölüm. Bir dakika. Kapının oraya gideceğim. Kapının oraya gitmeden önce şuraya bir daha bakacağım. Burada bir şey. Burada bir şey var mı? Burada herhangi bir şey yok galiba arkadaşlar. Buraya bakmamıştım bu arada.
Yani burası falan var. Şu duşun oraya falan bir şey yapabiliyor muyuz diye bakıyorum ama yok arkadaşlar. Hiçbir şey yapamıyoruz. Bu arada seninle konuşamıyoruz değil mi? Yok. Tuvalet ya da fırça, tuvalet kağıdı herhangi bir şey yok mu? Peki. Şimdi arkadaşlar bakın size ne göstereceğim. Çok enteresan. Burayı muhtemelen yani ben YouTube üzerinde herhangi bir yabancılardan da bu videoyu çekenler oldu biliyorsunuz ama hiç kimse de görmedim yani. Bunu ben şans eseri keşfettim öyle söyleyeyim. Ve başka bir yerde muhtemelen hiçbir zaman olmayacak bu. Bunlar senin mi? Ayakkabılar. Hayır senin. Hatırlamıyor musun? Benim böyle bir ayakkabım yok ki. Artık var. Yürüyüşe çıktığımızda giyersin. Ne güzel değil mi? Peki ya kıyafetler? Bu dünyaya geldiğimde sadece üzerimde hali hazırda olanlar var. Başka nereden bulacağım? Sorun değil. Ne giydiğini gördüm. Ne tür kıyafetler giydiğini biliyorum. Sorun değil. Ben sana alacağım. Ama sonra söz. Ama sonra söz diyor. Ha tamam. Ha tamam demesi mesela biraz orada yani okey falan gibi bir şey diyor muhtemelen. Evet arkadaşlar şimdi kapıdan çıkmak için bu kapıyı açmaya hazır mısınız? Evet gerçekten kapıyı açıyoruz. Evet arkadaşlar şu an kapıyı açtık. Error yani hata yazıyor arkadaşlar. Şey nerede? Pardon dedi. Bir dosya indirdim internetten. Dışarısının güzel olmasını istiyordum. Ama anlaşılıyor ki dosyanın formatı yanlışmış. Sonra düzeltirim. Bu yüzden mi dışarıya çıkamıyoruz? Evet, bu yüzden. Görüyor musunuz arkadaşlar? Orada error yazıyor ve hata mesajı. Çok iyi ya gerçekten. Şuradan bir dışarıya doğru çıkabilsek gerçekten efsane olacak. Ama maalesef dışarının güzel olmasını istemiş Mita ama yanlış bir şey yaptığı için dışarısı şu anda hata veriyor ve buradan çıkıp gidemiyoruz. Keşke çıkıp gidebilseydik. Burada başka herhangi bir şey var mı diye bakıyorum ama başka herhangi bir şey sanıyorum yok arkadaşlar burada. Son olarak oyunun yapımcı firmasının oyunun full sürümüyle ilgili paylaştığı bazı görüntülere ve animasyonlara da birlikte bakalım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi birincisinde Unfant yazıyor. Daha önceki diğer oyunu aynı yapımcının dediğim gibi böyle bir tane görselle başlıyor. İkincisi bu arkadaşlar bu aynanın karşısındaki animasyon. Gördüğünüz gibi bu şekilde tasarlanmış. Bunu da böyle paylaşmışlar. Daha sonra üçüncüsünde burada yine Mita'nın dans ettiğini görüyoruz ama böyle bir şey var mı? Şu anda oyunun içerisinde var mı arkadaşlar? Mita'nın dans ettiği bir sahne yok galiba. Bilmiyorum belki de bu yapılmıştır ve eklenecektir. Yani full sürümünde olan şeyler. Eğer biz demoda göremediysek de muhtemelen full sürümde olacak şeyler. Böyle dans ettiği bir bölüm var. Bakın burada yine spoiler yazıyor. Bu çok enteresan arkadaşlar ya. Bakın şöyle açıyorum. Bu animasyon gerçekten çok enteresan. Arkada bir başkası daha var görüyor musunuz? Orada bir kız daha var. Ve Mita muhtemelen yine biz varız herhalde orada. Bir sandalyeye falan bizi bağlamış büyük bir ihtimalle. Ve bize hani sorguya mı çekiyor artık bir şekilde orada ellerimizi bağlayıp bizi esir mi almış ya da ne yapacak öldürecek mi onu bilmiyoruz ama arkasında birisi daha var. O arkasındaki acaba kimdir onu bilmiyorum. O acaba hani Unfant oyunundaki o bebek var ya şeyde de vardı. Masanın üstünde bir ufak oyuncak vardı. Acaba bu o olabilir mi? Yani o Unfant oyunundaki kızı da yine bu oyuna dahil etmiş olabilirler mi diye de aklıma geldi ama gerçekten çok güzel bir sahne değil mi? Benim çok hoşuma gitti. Hemen devam edelim isterseniz. Yine 5. notta da bu şekilde bir animasyon var arkadaşlar. Burada da sağa doğru dönüyor. Bakın burada yine gölgesinde yalnız gördüğünüz gibi birisi var. O biz miyiz acaba? Herhalde yine bize doğru dönüyor galiba. Bir bu tarafa dönüyor, bir diğer tarafa dönüyor ama böyle bir bölüm var ve yakında geliyor diye bir şey paylaşmış arkadaşlar. Ve bu şekilde yakında geliyor demiş ve bunu paylaşmış. Acaba neden bahsediyor burada tam olarak bilmiyorum tabii ki. Bu mesela paylaşım tarihi 4 Haziran arkadaşlar. 4 Haziran tarihi. Belki daha sonra eklemiş olabilir bunu oyunun içerisine ama burada yine bir spoiler var. Bakın bu çok enteresan bir animasyon. Ben buna daha önce de baktım arkadaşlar ama bu Mita mı bilmiyorum ama kafası uzuyor. Bu hani Little Nightmares'taki teacher öğretmen karakteri vardı. Onun galiba böyle kafası uzuyordu. Ona benzer bir şey var ama bu Mita da değil. Mita mı ya da bu? Mita'ya da benziyor ama Mita mı değil mi tam şey yapamadım. Saç rengi aynı mı? Bakalım.
Yani biraz daha koyu, bu biraz daha sanki lacivert gibi ama ya böyle bir sahne de var arkadaşlar. Tabii ki de bu bir hani anime oyunu olduğu için çok böyle şirin bir oyun gibi geliyor ama aslında bu tür ürkütücü şeyler var. Yine şurada bir şey var arkadaşlar, buna da bir bakalım isterseniz. Ha, bu biraz önce bizim karşılaştığımız esneme sahnesi. Sandalyede otururken Mita esniyor arkadaşlar bir şekilde. Bunu da sonradan eklemiş olabilirler. Bakın 4 Temmuz diyor. 4 Temmuz'da eklemişler bunu da. Ve şurada yine bir resim var ve bu resim benim bayağı hoşuma gitti. Bu acaba oyunun içinde Mita'ya farklı giysiler alıp farklı giysiler mi giydirebiliyoruz? Yoksa hani sadece işte bunlardan bir tanesini tasarlamak için işte önce bu şekildeydi, sonra bu oldu, en sonunda bu hale getirdik diye mi bunu paylaşmışlar? Onu şu anda çok bilmiyoruz ama eğer bunların her birini kıyafet olarak, kostüm olarak Mita'ya giydirebiliyorsak bence çok güzel. Bunlardan en çok beğendiğiniz hangisi? Onu da yine yorum kısmına yazabilirsiniz ama bu da Mita'nın kıyafet tasarımları. Hatta saç rengi falan da değişik, bakın şunlar. Bunlar da Mita herhalde değil mi? Hepsi Mita diye düşünüyorum. Çünkü duruşu hepsinin aynı. Sadece saç renkleri ve kıyafetleri farklı. Belki de dediğim gibi hani en son hali bu olmuş olabilir. Çünkü 1 yazıyor burada, sonra 2 yazıyor. Buraya gelmiş, sonra 3 de bu hale gelmiş gibi. Son haline nasıl getirdiklerini de paylaşmış olabilirler ama umuyorum farklı kostümlerde böyle giydirilebiliyordur. Bakın yine 6 Temmuz tarihinde böyle bir şey paylaşıldı. Bu da çok enteresan. Burada da aslında oyunun içerisindeki odalar sanıyorum arkadaşlar. Şurası dolabın olduğu ve o makinenin, bilgisayarın olduğu Mita'nın odası oluyor galiba. Aynen, dolabın olduğu bizim kart oynadığımız yer var ya. Bilgisayarın falan olduğu yer. Burası orası. Şurası salon zaten. Burası yine o bilgisayar, o makinenin tek başına halini burada yapmışlar. Şurası da şey herhalde arkadaşlar. Hani böyle bir boşluğa doğru gidiyorduk, kapı üstümüze doğru geliyordu ya bir koridordan. Bu da orası. Şu nedir tam anlamadım. Bu acaba o havalandırma boşluğunda bulduğumuz kartuş olabilir mi? Bu konuyla ilgili siz de fikirlerinizi mutlaka yorum kısmına yazın ama böyle bir şey var. Bu herhalde o kartuş ya da oynadığımız bir mini game vardı ya videonun başında. O mini game'in içerisinde yine böyle kartuşlar vardı. Belki o kartuş olabilir ama böyle bir kartuş tasarımı da var. Devam ediyorum arkadaşlar. Burada yine spoiler diyor ve burada bazı müzikler var. Buradan isterseniz müzikleri dinleyebiliyorsunuz. Müzik bonus diye bir şey arkadaşlar. Bu müzik yani. Burada yine menü müziği. Şu müzik var ya, bu müzik. Burada başka bir şey yok. Şurada yine bir spoiler diye bir şey var. Bonus müzik 2 diyor burada da. Bu nasılmış? Bunda da biraz daha böyle hareketli falan bir şey arkadaşlar. Bakın bir de son olarak böyle bir şey var. Bu işte beni gerçekten çok heyecanlandırdı. Umuyorum ki bunu sadece Rusya için yapmazlar. Burada diyor ki Rusça için test sesi, yani testini yapıyorlar aslında. Rusça seslendirmenin testini yapıyorlar ve bir bakalım isterseniz. Hani Rusça olduğu için çok anlamayacağız ama olsun. Bakın bu şekilde. Sesi biraz kısık ama. Direkt olarak konuşması bence çok güzel. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz? Umuyorum bu aynı şekilde Rusça olduğu gibi Türkçe'ye ya da diğer dillere de eklenir arkadaşlar. Seslendirme olması çok güzel. Bu oyun bir stüdyo tarafından yapılan bir oyun değil arkadaşlar. Yani bağımsız yapımcı tarafından yapılıyor ama gerçekten son dönemlerin en iyi oyunlarından birisi olabilir. Benim çok hoşuma gitti. Elimden geldiği kadar bu oyunu oynamaya çalışacağım. Siz de çok beğendiniz. O yüzden eğer beğendiyseniz, devamını istiyorsanız aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yine sonraki videolarda ne tür şeyler görmek istediğinizi de yorum kısmına yazın. Yine bulduğunuz farklı gizemler varsa onları da yoruma yazın. Ya da denememi istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Onları da belki farklı bir video yaparız. Şu an ekranda önceki iki Minsight videomu da bulabilirsiniz. Eğer izlemediyseniz o videoları da izleyin. Çünkü her iki videoda da birbirinden güzel farklı gizemler var. Desteğiniz için ve videoyu sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkürler. Sonraki bölümlerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.